Merhaba. Bir ülkenin vatandaşlarının hakları anayasayla ve diğer hukuki düzenlemelerle korunur. Peki korunan bu haklar nelerdir? Neleri kapsar? Sınırları nelerdir? Birçok ülkede anayasa mahkemeleri olur ve bu kurumlar kanunlarla çeşitli tüzüklerin anayasaya uygunluğunu denetler. Adı üstünde. Anayasa tüm yasaların temelidir. Yani hiçbir kanun ya da tüzük Anayasaya aykırı olamaz. Aslında vatandaşların hakları dediğimizde karmaşık bir meseleye parmak basmış oluyoruz ve işin içine detaylar giriyor. Ama hukuki boyutu bir tarafa bırakıp vatandaşların haklarını en genel anlamda özetlemeye çalışırsak bazı genellemelere gidebiliriz. Bu ve bundan sonraki birkaç videoda hakları genel anlamda üçe ayıracağız. Kişisel haklar, siyasi haklar, ve ekonomik haklar. Hadi önce kişisel haklara bakalım. Bu hakları kısaca bireylerin kendileri için en iyisine karar verme hakları olarak tanımlayabiliriz. Kişisel haklar özel hayatınıza, evinize, zihninize ve bedeninize devletin müdahale edememesini sağlar. Kişisel haklar ülkemizde anayasanın kişinin hakları ve ödevleri başlıklı ikinci bölümü altındaki madde 17 ila madde 40 arasında belirtilmiştir. Örnek olarak din ve vicdan özgürlüğü ile düşünce ve kanaat özgürlüğünü verebiliriz. Şimdi şurada solda bir çöp adam görüyorsunuz. Bu kişinin bedeniyle ilgili hakları ve özgürlükleri temsil ediyor olsun. Sağa doğru ise zihin ve ruhumuzla ilgili haklar ve özgürlükler var. Buraya da beyin ve kalp çizdim. Çizimlerim son derece kötü ama idare edin. Aslında bahsedeceğim bu hakları veya özgürlükleri birbirinden keskin çizgilerle ayıramayız ama ben size konuyu kabaca anlatabilmek için böyle bir zıtlık kurmaya çalıştım. Bu ölçek üzerinde size anayasamızda yer alan bazı haklardan örnek vereceğim ve bu hakların çoğu hatta belki de tamamı evrensel nitelikte olan haklar. Yani ben ülkemizdeki anayasadan örnek veriyorum ama siz daha genel bir çerçevede evrensel bir bakış açısıyla da düşünebilirsiniz. Öncelikle seyahat özgürlüğünü yazabiliriz. Bu da aslında kişinin başka bir şehre veya ülkeye gidebilme, hatta taşınabilme özgürlüğü olduğu anlamına geliyor. Bir diğer hak ise dernek kurma özgürlüğü. Yani bir grup insanla bir araya gelip belirli bir amaç doğrultusunda dernek kurabilirsiniz. Bir diğer hak ise kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı. Örneğin hiç kimse rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz. Kimsenin bedenine istemediği bir prosedür uygulanamaz. Bir sonraki hakka geçelim. Özel hayatın gizliliği ve korunması. Bu da genel olarak özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesi anlamına geliyor. Hatta biraz daha detaylandırırsak kimsenin sizin hanenize izinsiz giremeyeceği anlamına geldiğini de söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki hakkımız ise düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü ya da daha yaygın bilinen şekliyle ifade özgürlüğü. Bu da bir bireyin ya da grubun inançlarını, düşüncelerini, fikirlerini ve duygularını ifade etme hakkı demek. Sonraki hakkımız eğitim ve öğrenim hakkı. Okula gidecek yaşa gelen herkesin kim olursa olsun devlet okullarından ücretsiz eğitim alma hakkı vardır. Ve son olarak da din ve vicdan özgürlüğü geliyor. İstediğiniz şeyi düşünüp istediğinize inanma hakkına sahipsiniz. Evet. Anayasa her vatandaşa bu kişisel hakları sağlıyor. Böylece belki de gündelik yaşantımızda çok da düşünmediğimiz ya da farkına varmadığımız bazı hak ve özgürlükleri çok kısa bir şekilde özetlemiş olduk. Bunlar yalnızca anayasadan aldığım haklardı. Ama dediğim gibi aslında kişisel haklar anayasaya aykırı olmamak koşuluyla başka hukuki metinlerle de belirleniyor ve korunuyor. Her neyse biz videoyu çok uzatmamak için bu kadarını işlesek yeter. Şimdi izlerken bu hakların bazılarının çok bariz olduğunu düşünmüş olabilirsiniz. Yani o kadar bariz ki bunun bir hak olarak tanımlanmasına ne gerek var diye içinizden geçmiş olabilir. Ancak unutmayın ki dünya üzerindeki her ülkede bu hakların hepsi o ülkenin vatandaşlarına tanınmayabilir. Yani biraz önce söylediğim gibi bazen özgürlüklerimizin farkına varmasak da kişisel hakların anayasa gibi araçlarla korunması son derece önemlidir. Size bir örnek vereyim. George Orwell'in 1984 romanı. Bu romanda Orwell, bu bahsettiğimiz hakların olmadığı bir toplumu tasvir ediyor. Toplumun tüm bireylerinin özel yaşamı her an gözetim altında ve kimsenin fikirlerini ifade etmesine izin verilmiyor. Hı? Böyle bir toplumda yaşadığınızı düşünün. Son olarak bu bahsettiğimiz haklarla ilgili şunu eklemek isterim. Bunlar mutlak haklar değil yani bu haklar belli durumlarda bazı sınırlamalara tabi. Bu sınırlamaların ne ölçüde olması gerektiği ise neredeyse bütün çağdaş toplumlarda büyük bir tartışma konusu. Ee, örneğin kişi dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı maddesini düşünelim. Burada kişiye vücudu üzerinde tam bir hakimiyet hakkı veriliyordu dilerse kişi belli başlı tıbbi prosedürlerin kendisi üzerinde uygulanmasını reddedebilirdi. Şimdi aşı örneğini düşünürsek, eğer aşı olmamak diğerlerinin sağlığını riske atıyorsa, aşı olmayı reddeden kişiler hakkında ne söyleyebiliriz? Peki ya ifade özgürlüğü? İnsanlar her istediğini söyleyebilmeli mi? Yoksa örneğin nefret söylemi içeren ya da bu gibi ayrıştırıcı ve kışkırtıcı ifadeler devletler tarafından kısıtlanmalı mı? Bir kişinin kişisel hakları, bir diğerinin kişisel haklarıyla kesişebilir. Bazı durumlarda bu haklara zıt düşüyor bile olabilir. Evet, kişisel haklarla ilgili söyleyecek çok şey olsa da genel olarak anlatmak istediklerim bunlardı. Hoşçakalın.